daha adil, daha güzel, iyilik dolu bir dünyanın mimarı olacak sevgili genç kardeşlerim. Kıymetli misafirler, hepinizi içten duygularımla selamlıyorum. Öncelikle memleketime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım Sema Nuray Tekin. Sinop Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da Sinop Deney Atölyesi'nde eğitmen mentor olarak görev alıyorum. O yüzden de sorum eğitim ile ilgili olacak. Hangi atölyede? Deney Atölyesi'nde. Deney Yap, onu anladım da hangi? Sinop Atölyesi. Sinop'ta. Evet. Adanalısın ama. Evet, Adanalıyım. Sema Nur. Evet. Doğru mu? Evet. Memnun oldum. Ben de öyle. Evet, emeğine yüreğine sağlık. Seni dinliyoruz. Eğitim sistemimizin milli teknoloji üretimine katkı sağlayabilecek milli nesiller yetiştirebilmesi için ne gibi değişiklikler yapılmasını öneriyorsunuz? Tabii güzel bir soru. Biz DENEYAP'taki eğitimlerimizde, buradan herhalde şey alıyor, eğitimlerimizde kurgularken özellikle bir anlamda hissederek öğrenmeyi sağlayacak ve deneyimleyerek öğrenmeyi sağlayacak bir model geliştirmeye çalıştık. Sen de DENEYAP atölyesinde öğretmenlik yapıyorsun. Bu anlamda soyut kavramları bir somutlaştırarak deneyimlemenin ne kadar kolaylaştırdığını herhalde kendinde gözlemlemişsindir. Üniversitede okuyorsun. Evet. Yani düşün ki hangi bölümde? Sınıf öğretmenliği. Sınıf öğretmenliği. Özellikle ileri matematik kavramlarını ve fizik kavramlarını çok daha somutlaştırarak öğrenmeyi ve sevdirerek öğrenmeyi, adeta oyun gibi öğrenmeyi sağlayan bir metodoloji uyguluyoruz ve bunun üzerine sürekli sizlerin de gayretiyle güncelleyerek daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda bununla alakalı da komisyonlarımız ayrıca çalışmalarını sürekli güncelleyecek şekilde devam ettiriyorlar. Benim en önemli önerilerimden bir tanesi bu olur. Çünkü bu mevcut eğitim sisteminin içinden kavramları ezberleyerek, asla içselleştirmeden ve tam manasıyla kavrayamadan test ve yazılı sınavlarla geçebilmeniz mümkün. Yani adeta bugün yapay zekanın problemleri çözdüğü gibi gerçekten düşünmeden, düşünsel yeti kazanmadan maalesef dünyadaki eğitim sisteminin içinden bu şekilde geçmeniz mümkün. Ve sistem sizi en yüksek puanlarla da ödüllendirebilir. Bunun yanında eğitim sistemi dediğimiz dünya genelinde aslında bir öğretim sistemi. Bir anlamda şunu ödüllendirmiyor. Mesela fedakarlığı ödüllendirmiyor. Çok bencil bir insan da olsanız, takım çalışmasına hiçbir yatkınlığınız da olmasa eğitim sisteminin içinden en fazla ödülü alıp en yüksek puanlarla bir anlamda mezun olabiliyorsunuz. Dolayısıyla tam bir eğitim sistemi değil. Bütün bu işlerin, işte bugün Teknofest'in de ana misyonlarından bir tanesi sadece teknoloji değil, insanlık yararına teknoloji. İnsanlığın, medeniyetimizin, ülkemizin yararına teknoloji ve hakikaten de takım çalışmasına uygun, gerçekten iyilikle, adaletle, merhametle, şefkatle kuşanmış nesillerle ancak teknoloji insanlığın faydasına ve iyiliğine olabilir. Yoksa bütün bu geliştirilen teknolojilerin hepsinin çok kötü kullanım amaçları da var, yapay zeka dahil. Ben soru için teşekkür ediyorum, ayrıca gönüllü olduğu için. Teşekkür ediyoruz Sema Hanım. Sağ ol. Adım Onur. Almanya'da Aachen Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri okuyorum. Onur'la biz tanışıyoruz daha önceden. Evet abi. Nereden tanışıyoruz? Nereden tanışıyoruz? Siz nereden tanıştık? Sualtı yarışmasına katılmadınız mı? Evet. 2022 yılında... Evet, biraz bahset serüveninden. 2022 ben yılında... Ben sizleri hatırlıyorum. Evet. Memnun olduk Onur. Sizler liseli olarak sualtı yarışmasında üniversiteleri de yenerek şampiyon olmadınız mı? Evet, yanlış mı hatırlıyorum? Evet, 2021 yılında. Evet, doğru. Size kocaman bir alkış. Sonra sen Almanya'da okumaya gittin, öyle mi? Evet. Cağaloğlu'nda okuyordun. Evet, doğru mu? Doğru. Bak hatırlıyorum hepsini. Teşekkür ederim, evet, sağ olun. Peki. Sorumu soruyorum. Abi bildiğin üzere son 10-15 yılda artık Endüstri 4.0 ile beraber gerek dijital... Biz Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz biliyorsun. Doğru. Evet. Haklısın abi. Almanya'nın markası Endüstri 4.0.
Evet. Yavaş. Milli teknoloji, bizim ülkemizde milli teknoloji hamlesiyle beraber artık son 10-15 yılda hem dijitalde hem endüstriyelde artık otomasyona bir meyil başladı. Daha az maliyet ve daha hatasız üretimden dolayı artık otomasyona geçiş yapıyoruz. Ama bu aynı zamanda insanların işsiz kalmasına da sebep oluyor yavaş yavaş. Geçtiğimiz yıllarda dijitalde özellikle dünyanın sayılı firmalarında birçok insanın işten çıkartılmak zorunda kaldı. Önümüzdeki yıllarda da bu bir problem olacak gibi gözüküyor. Acaba biz ülke olarak nasıl bir pozisyon almalıyız, neler yapmalıyız ki hem teknolojide geri kalmayalım hem de aynı zamanda ülkemizde işsizlik gibi büyük insani problemler ortaya çıkmasın? Yani bu çok güzel bir soru. Aynı zamanda felsefi bir soru. Pandemi döneminde ülkemizde büyük endüstri kuruluşlarında veya hava yolları gibi büyük şirketlerde, İşte Türk Hava Yolları'nın örnek verelim mesela. Biraz daha bizim alanımızla ilgili olduğundan onu veriyorum. Çünkü havacılık endüstrisiyle illiyetliyiz ya biz de bir şekilde. Biliyorsunuz kimseyi işten çıkarmadılar. Daha sosyal bir yaklaşım. Zarar etme pahasına ne yaptılar? Herkesi bir şekilde taşıdılar. Değil mi? O dönemden, o zor dönemde, insanlığın içinden geçtiği o kriz döneminde. Batı'da tam tersi bir şey gördük ve kriz halen daha devam ediyor. Ne yaptıklarını biliyor musun Onur? Herkesi işten çıkardılar. Çünkü firma kapitalizmin ilk öğretilerinden bir tanesi bunu söylüyor. Zarar ediyorsan kimseyi düşünme. Firmalar ancak kâr etmek için kurulurlar. Başka da bir şey düşünmemeleri lazım. Bir anlamda bütün donanımlı insanların hatta ameli işleri yapacak insanları da işten çıkardılar. Ve bundan dolayı şu anda havacılık endüstrisi öyle sancılar çekiyor ki bu yaklaşımdan dolayı bütün o işleri kaybedenlerinin yerine koyacak insan bulamadılar. Düşünün ki bir parçanın özel bir metalolojik alaşımla imal edilmesi gerekiyor. Dövme ustası yok, pres ustası yok. İşte hava yolları biliyorsunuz yıllarca bagajı dahi yükleyebilecek insan bulamadılar. Uçak seferleri büyük sıkıntı yaşadı hatırlarsan. Ve iki farklı yaklaşımın sonuçlarını gördük. Bizde Türk Hava Yolları inanılmaz bir ivme yakaladı. Çünkü daha insani bir yaklaşım, daha sosyal bir yaklaşım uyguladı. Medeniyetimizin değerlerinden gelen bir, evet o dönemde çok kâr etmemiş, belki de zarar etmiş olabilir ama orta ve uzun vadede şu anda çok daha yükselen bir ivmeyle devam ediyor. Diğerleri ise, yani havacılık endüstrisi ise bayağı kana alıyor. Çünkü bir türlü üretim hatlarını eskisi gibi bir anlamda eski düzenine getiremediler. Eski dönemine yetiştiremediler. Şimdi bu hep bir problem. Bu temelinde de teknoloji ne için? Teknoloji için teknoloji mi veya teknoloji yani sadece birilerini zengin etmek için mi yüksek teknoloji yoksa insanlık için mi teknoloji problemine dayanıyor aslında sorunun temeli. Ve her bir yeni teknoloji evet bir taraftan doğru politikalar uygulandığında insanlara yeni istihdam alanları yaratacakken yanlış bir uygulamayla da birilerini işinden edebiliyor. Yani bütün insanlığın buluşları da böyle aşağı yukarı. Mesela biraz daha soruyu somutlaştırmak için akıllı arabalar dünyanın nüfusunun %15'i şoförlükle hayatını kazanıyor deniyor değil mi? Bu akıllı arabalar geldiğinde bu şoförler ne yapacak? Bu da çok büyük bir rakama denk geliyor. Böyle bu tarz sorular soruluyor ama bu insanlar da daha insani şartlarda çalışma imkanı bulacaklar da diyebilirsiniz akıllı arabalar geldiğinde. Belki daha fazla dinlenecekler, araba akıllı olduğu için daha az hata yapacaklar, yine insan koyulacak veya bir geçiş dönemi olacak. Onları başka işlere yapabilecekleri, insanlığa faydalı başka işlere, hayatlarına anlam katabilecekleri başka işlere taşıyarak da olabilir. Bu bütün yani robotların insanların yerine geçtiği bütün alanlar için geçerli. Dolayısıyla en temelinde ne için teknoloji sorusu yatıyor.
O soruyu sorduğun için de ayrıca sana teşekkür ediyorum. Günlerdir de bildiğim kadarıyla, evet hemen yanında da gönüllü arkadaşlarımız var. Burada gönüllü olduğunuz için, bu festivalin yükünü çektiğiniz için, müjdenin kurşun yükünü taşıdığınız için sizlere şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun. Buyurun. Tamam, geleceğim. Şimdi hanımefendiye soralım, ondan sonra sana geliriz. Buyurun. İyi akşamlar. Bölgemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Hatay İskenderun'dan katılıyorum. Ailecek geldik. Eczacıyım. Öncelikle sizin... İsminiz? Anıl Taşkın. Anıl. Anıl Taşkın, evet. Anıl Hanım, hoş geldiniz. Öncelikle... Gönüllü mü, ziyaretçi misiniz? Ziyaretçiyiz. Hoş geldiniz. Özellikle sizi görmeye geldik. Estağfurullah. Oğlum İstanbul'da. Hoş geldiniz. Sizin çok... Hatay'dan geldiniz. Evet. Bugün geldiniz. Evet. Sabah mı geldiniz? Evet. Sabah geldim. Gezebildiniz mi alanı? Evet. Ya ben bu soruyu herkese soruyorum da, memnun kaldınız mı? Evet. Çocuklarım da çok memnun kaldı. Hoş gelmişler. Oğlum da çok büyük hayranınız. Hatta siz oradan geldiğiniz için Robert Koleji'ne girdi. Bundan sonraki hedefi de MIT. Umuyorum o da sizin gibi devletine, milletine hayırlı, güzel hizmetler yapar. Sorum şu, hedeflerinize ulaşmak için devletimizden ve özel sektörden yeterince destek aldığınızı düşünüyor musunuz? Tabii buradaki en büyük yaptığımız iş nedir diye sorsanız, Milli Teknoloji Hamlesi'nin dip dalgasını oluşturacak, asli unsur olacak, nesillerin yetişmesine imkan sağlayan teknofestleri. Çünkü bizler yüksek teknoloji hava araçları yapıyoruz ve dünyanın en büyük Baykar özelinde, dünyanın en büyük SİHA, İHA üreticisi Baykar. Şu anda en fazla ülkeye ihraç eden, bütün gelirlerinin gelecek projeksiyonuyla %97'si ihracattan gelen, yani düşünün ki böyle bir savunma sanayi firması dünyada yok, böyle bir teknoloji firması dahi yok. Yani gelirleri bu kadar dünyaya yayılmış. Ama asıl yaptığınız büyük iş nedir diye sorsanız, Baykar özelinde de, bizler de böyle kocaman kocaman alanlarda bu büyük uçakları yapıyoruz. Ama o büyük alanlar, misafirler geldiğinde şunu söylüyorum, sizleri etkilemesin. Biz asıl büyük işleri, büyük katma değeri o büyük alanlarda yapmıyoruz. En dar alanlarda yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Akılda ve gönülde yapıyoruz. En büyük işleri o yapıyor. O anlamda Teknofest'te bütün teknolojinin tüm diğer alanlarında ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılmak için, güçlü kılmak için ve insanlığın faydasına nesiller yetiştireceği için, yetiştirdiği için aslında en büyük işi Teknofest yapıyor. Teknofest'in de 140 farklı paydaşı var. Ve epey bir kısmı devlet kurumları, işte bakanlıklar, Sanayi Teknoloji Bakanlığı ana yüklenici T3 Vakfı ile beraber. Bunun yanında burada güvenlik güçlerimiz de gösteriler yapıyor, görüyorsunuz. Silahlı kuvvetler, jandarma, emniyet, sahil güvenlik. Bunun yanında devletimizin savunma sanayi kuruluşları da burada. O anlamda adeta tam bir toplum, sivil toplum, özel sektör ve devlet kaynaşması var. Ve milletimizin de desteğiyle, evet, devletimiz de büyük bir motivasyonla bu işe sahip çıkıyor. O anlamda ben hem Milli Teknoloji Hamlesi idealinin vizyonunu destekleyen tüm devlet büyüklerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, diğer kurumlarımıza, hepsine şükranlarımı bu ülkenin bir mühendis evladı olarak iletiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, buyurun. Selçuk Bey, öncelikle adanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gizem Özgün. Senin ismin ne? Gizem. Özgün. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet. Çukurova Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunuyum. Nereden mezun? Çukurova Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunuyum. Adana Geç Kızılay bünyesinde ve GSB bünyesinde yıllardır gönüllüyüm, devam ediyorum ve sizlerde de aynı şekilde TOK
temada gönüllü olarak devam ediyorum. Birazcık mikrofonu azıcık. Evet. Geliyor mu sesim? Şimdi geliyor. Sizlerin milli teknoloji hamlesi ve Kızılırmak'a ulaşma sürecindeki sabır ve azminize gerçekten hayranım. Nasıl bir yol süreci, yani nasıl bir yol haritası çizdiniz? Evet, 7 kez düştüysek 8 kez kalkmamız gerekiyor. Yani bu süreç kolay bir süreç değil. Kızılırmak belgeseli seyrettin galiba sen. Efendim? Belgeseli seyrettin. Evet, izlediğim belgesellerden dolayı hani özellikle bunu farkına vardım. Yani ülkemizde evet teknoloji anlamında ilerlememiz çok zor olabiliyor. Sadece yapmakla değil, hani bu her koldan bizlere eleştirilerle ya da farklı şekilde de bize zararı oluyor. Hani bir iş yapıyorsunuz, bu iş yani doğru olsun ya da yanlış olsun yaptığınız için değil, o yapma süreciniz değil, ne şekilde yaptığınız sonuca odaklanıyorlar. Yaptın mı yapmadın mı şeklinde. Yani nasıl, yani sabır ve azim konusunda nasıl bir yol haritası çizdiğini çok merak ediyorum. Tabii burada en önemli husus inancınız. Yani neye inanıp bunları yaptınız. Dolayısıyla evet, çok yetenekli olabilirsiniz, büyük donanıma da sahip olabilirsiniz ama ardında büyük bir inanç yoksa önünüze çıkacak engellerde, ki hayat hepimizi sınayacak. Yani biraz aslında bir anket de yapabilirim. 20'li yaşlardayız galiba, 10 ile 20 yaş arası desem kimler el kaldırır? Evet, 20 ile 30 desem... 40'tan büyük benim gibi. Çok daha az, evet. Evet, yani hayat hepimizin önüne muhakkak büyük zorluklar çıkartacak. Azmetmenizde ve yılmadan yolunuzda ilerlemenizi sağlayacak şey sarsılmaz bir inanç. Ve elbette bu inancın nereye dayandığı, bence bu soruların cevaplarını aramalı insan. Ve bunu birey olarak vermeli, kişisel olarak vermeli. Senin de hayatta muhakkak önüne belki çıkmıştır, bilemiyorum. Muhakkak büyük zorluklar ve engeller çıkacaktır. Hepimiz için aynı hayat aşağı yukarı. Ne olursak, kim olursak olalım öyle. Bu anlamda da Teknofest'te gösterdiğin gayret, verdiğin emek... bir imtihanlardan bir tanesidir muhtemelen. Evet, sıcağın altında çalışıyoruz hep birlikte. Gayret ediyoruz ama inanıyoruz ki dünyanın bu karanlık ahvalinde yarınlar daha aydınlık olacak. Sizler gibi güneş yüzlü çocuklar çok daha adil, çok daha güzel bir dünya inşa edecek. O anlamda sana da teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ ol, var ol. Aslında böyle bir organizasyona yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet hanımefendi, buyurun. Selçuk Bey, öncelikle size ve Adana'mıza gelen tüm misafirlerimize ben Arzu Kocamanoğlu olarak sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum çünkü 4 gündür buradayım ve bir okul getiren öğretmenin çocuklarının ilk defa bir uçağı görüp koşarak ona gittiğini gördüm. Gözyaşlarımı tutamadım. Siz bunu sağladınız. Biz kocaman bir ekip olarak bunu sağladık. Size. Size. Sizler sayesinde. Sizin ekibinize, T3 Vakfı'na, Bayraktar Grubu'na, tüm gönüllülere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, gönüllerimize bu alkış. Eksik olmayın paydaşlarımıza. Gerçekten... Bütün gönüllüler bizleri memnun ettik. Siz ziyaretçisiniz değil mi Arzan? Ben katılımcıyım aynı zamanda. Şimdi şurada Selçuk Bey, SWAT ekibi var. SWAT ekibi bir ayağa kalkabilir mi? Lise 10. sınıf öğrencileri. Evet, yarışmacılarımız mı var? Türkiye birincisi oldular. Galiba kaçıncı oldular? Türkiye birincisi. Evet, tebrikler. Cumhurbaşkanımızdan mı aldınız ödülü? Cumhurbaşkanımızdan ödül aldılar. Evet. Selçuk Bey, SWAT isimli bir makine tasarladılar. Dünyanın hiçbir yerinde yok. İdolümüz sizsiniz. İlham veren sizsiniz. Benim sizden ricam şu. Burada birinci olan bir sürü yavrum var. Lütfen bir gün daha iyi olsa sizin yanınızda gelip Bayraktar grubunda orayı bir görseler. Tabii bekleriz. Biz zaten Teknofest
şampiyonlarımıza hem staj imkanı sunuyoruz Baykar'ın. Çok teşekkür ederim. Hem de ziyaret imkanı buradaki Mehmet Ali Bey, Abdülmüttalip Bey hemen. Bu özel ricamdır. Geleceğin mühendisleri, geleceğin beraber sanatçı gelin, bayraktarları. Sizleri ağırlarız. Çok mutlu olurum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Eksik İyi olmayın. Ki varsınız. Sağ olun. Var olun. Başarınız daim olsun. Evet, şampiyonlara tekrar alkışlar. Evet. Şuradan bir bey, hanımefendiye verelim. Şuradaki hanımefendiye, evet. Evet, size ayağa kalkarsan. Merhaba Selçuk abi. Merhaba. Benim adım Ayşe Sare Örengül. Merhaba Ayşe, memnun olduk. Deney yap öğrencisiyim. Hoş geldin. Gönüllü müsün, aynı zamanda sadece öğrenci misin? Öğrenci. Evet. Tek başına mı geldin buraya? Annemle ve arkadaşlarımla geldim. Annen de burada mı şimdi? Evet. Evet, peki. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Evet Ayşe, seni dinliyoruz. Kızıl Elma'dan sonraki projeniz nedir? Onu merak ettim. Şu an uzayla alakalı çalışıyoruz. Bir yandan tabii o platformlar sürekli gelişerek, ilerleyerek devam ediyor. Bayraktar TB3 ile uğraşıyoruz ve uzay alanında küresel konumlama sistemi inşa etmeye çalışıyoruz. Tümüyle kendi kaynaklarımızla. Yani hem göklerde ve hatta göklerin de ötesinde uzayda çalışmalarımız devam ediyor. Kızıl Elma bir anlamda atmosferdeki en gelişmiş platformumuz olan insansız savaş uçağını tamamladıktan sonra uzaya doğru ilerlemiş oldu. İnşallah sizler de daha büyük eserler inşa edeceksiniz. Evet, ayağınıza sağlık. Bu tribünden gelecek mi peki? Evet, oradaki hanımefendiye verirsiniz birazdan. Önce burayı dinleyelim. Hazırlayalım. İzmir'den selamlarımızı getirdik. Ben Halim Ağademir. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. İsim neydi, Ali? Halim. Halim Ağademir. Evet, memnun olduk. Gönüllüsün. Abi, gönüllüyüm abi. Kadir evet, Çelebi Üniversitesi'nde okuyorum. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Sorum şu, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli projelerdeki başarıları malum. Sizce bu alanda genç girişimciler ve mühendisler için önümüzdeki en büyük fırsatlar ve zorluklar neler olacaktır? Teknolojik bağımsızlık hedefinde hangi alanlara daha fazla odaklanmalıyız? Teşekkür ederim abi. Şimdi ben teşekkür ediyorum. Şimdi en büyük fırsatlar ve zorluklar. Zorluklar, evet abi. Güzel bir soru bu. Bu yapay zeka alanı hızlı deviniyor şu anda. Bir kırılım yaşadı son dönemde, böyle gitmiyordu. Biraz daha lineer bir artışla gidiyordu. Dil tarafında birdenbire makine sanki akıl kazandı. Ama insanoğlu da tam olarak nasıl anladığını, yani yapanlar da bunu tahmin etmiyorlardı, öngörmüyorlardı. Çünkü bulunmuş yeni bir kuram veya keşfettiğimiz bir yenilik yok. Ama birdenbire bilgisayar sanki akıllandı gibi. Tabii bilgisayar deyince ben hep şunu söylüyorum insanlara, bu. Yani bizler gibi ruhu olan, düşünme kabiliyeti olan bir makine değil. Böyle çarkların döndüğü bir şey. Zaten hisleri asla yok, şuuru da yok. Ama alan şöyle ilerliyor. Böyle büyük işlem gücüne sahip GPU'lar dediğimiz, yüz binlerce, milyonlarca bileşenin yan yana getirilip büyük büyük işlem gücüyle işlem gücüyle ilerliyor ve tekellerin elinde gibi dünyada da. Çünkü siz diyelim ki yani 10 tane GPU dediğimiz karttan alamazken adam 100 bin tane birden alıyor ve çok daha maliyet etkin bir şekilde alıyor. Ve onunla inanılmaz bir işlemci gücüne sahip olup bir anda bütün sahayı domine ediyor. Ve elinde zaten bütün insanlığın verisi var. Yani aslında teknolojik ekosistemini düşündüğünüzde refaha da, bilgiyi de her yere yayması gerekirdi ama bir monopolleşme görüyorsunuz. İşte bir arama motoru, bir sosyal medya, bir işletim sistemi. Yani dünyanın her tarafına refahı yayması gereken bir teknoloji, bir anlamda teknolojik gelişim maalesef konsantre etmiş durumda. Yani gelir adaletini ve sosyal adaleti bir anlamda bozmuş durumda. Yapay zekadaki bu ilerleme hızlı gelişimlere neden olabilir. Daha henüz tam sonuçlar ortaya çıkmadı. Orayı iyi takip etmek gerekiyor. Biz de o maksatla
Yani dil tarafında. Şimdi şöyle güzel bir espri var. Sosyal medyada görmüştüm. İşte yapay zeka sanatı felsefeyi bana bıraksın. Gelsin evimde çamaşırlarımı ütülesin. Evi süpürsün. Şimdi robotlar, biz de robotçuyuz. Robotlara böyle işleri yapın dediğinizde kıyameti kopartıyorlar. Yani ipe un seriyorlar. Yani ne demek? Bu çok zor oluyor. Yani bu alanı temizleyecek bir robot yapmaya kalksanız çok zor oluyor bu. Ama bir felsefi bir metin yaz, şiir yaz, edebiyat yaz desen makine böyle bülbül gibi şakıyor adeta. Yani içeride öyle bir şey yok ama bütün içinde insanoğlunun konuştuğu ve yazılı metinlerin hepsi olduğundan onlardan istatistiksel olarak sonraki kelimeyi tahmin etme oyunu oynayarak böyle muazzam sonuçlar ortaya çıkartıyor ve insanın konuştuğu bütün dillerde. Yani düşünün ki biz burada bir anket yapsak belki hepimizin konuştuğu 10 farklı dil vardır toplamda. O bütün dilleri biliyor bir makine. Bir makine derken arkasında da korkunç bir işlemci gücünden bahsediyoruz. Bunların önemli dil modelindeki ilerlemelerin önemli kırılımlar yapacağını ben de düşünüyorum. Her ne kadar düşünmeyle alakalı ve dille alakalı bir keşfimiz olmasa da bunu önemli gördük ve Türkçe özelinde kurduğumuz açık kaynaklı bir cemiyetle T3 AI diye, hatta var mı gönüllüsü burada? Epey bir var. Onun üzerinde çalışıyoruz. Evet, yarış zor, çetin. Biz hatta biraz daha işi akıllı yapmayla alakalı, yani böyle zorlama bir yöntemle büyük işlem gücünü kullanarak değil de daha bir anlamda daha temele inip, işin teorik temellerine kadar inip öyle bir gelişim noktası arıyoruz, kırılma noktası açıkçası bir yandan. Bunun çalışması devam ediyor. Ama buradaki yarış çetin olacak gibi gözüküyor. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Memnun ederim olursa. Abi sağ ol. Evet, buradaki kardeşimiz. Buyurun. Neydi? Ceren. Harika pardon. Projeciler olarak biz de Doğu Fen Lisesi'nden. Pardon, ismini duyamadım. Ceren. Ceren, memnun oldum. Evet, memnun Artvin, oldum. Hoş geldin. Evet hocam, biz harika projeciler olarak kutup araştırmaları yarışmasında Türkiye birincisiyiz. Rize Top Fen Lisesi'nden. Evet, tebrik ediyoruz sizleri Ceren. Arkadaşlarımı ayağa davet ediyorum. Evet, bu yıl mı birinci oldunuz? Evet hocam. Helal olsun sizlere. İlk Teknofest'imiz, karşınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızdan mı ödülünüzü aldınız? Evet. Evet, tebrikler. Üç kız mı? Evet hocam. Hocam, evet. Size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten gençler için çok büyük bir rol modelsiniz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Benim sorum eksik olmayın. Buyurun. Benim sorum şu. Biz nasıl sizi rol model alıyorsak, sizin de rol model aldığınız biri var mıydı? Bir ilham kaynağınız var mıydı? Vallahi benim ilham kaynağım sizlersiniz. Sizlere enerji. Sağ ol. Buyurun. Merhaba Selçuk hocam. Benim ismim Kardelen Nehir Kaynak. Kardelen, hoş geldin. Hoş buldum. Benim sorum şu olacak. Ben sizin yolunuzdan gitmek istiyorum aslında. Uçak mühendisliğinden sonra pilotaj eğitimi almak istiyorum. Yani havacılıktan gitmek istiyorum. Evet. Benim gibi olan, yani mühendislikten, havacılıktan gitmek isteyenlere tavsiyeniz neler olur? Onu merak ediyordum. Benim tavsiyem tutkularının peşinden git olur. Ne yapıyorsan yap, dosdoğru bir düsturla dünyanın en iyisini yapmaya gayret et. Ve bunun yanında insanlığın faydasına, ülkemizin faydasına bir niyetle bunları yap. Tavsiyem budur. Yoksa hepimizin açıkçası yaptığı işlerin niyetler dışında birbirinden bir farkı yok ve uyguladığımız düstur dışında. Ama sizleri tebrik ediyorum. Hem şampiyon olduğunuz hocam. İçin hem göğsümüzü kabarttığınız ben için. Ben soruma cevap alamadım. Rol model aldığınız kişi kimdi? Sizi söyledim az önce. Tamam. Pardon hocam, heyecandan kusura evet, bak. Evet, teşekkür ederim. Burada olmak çok büyük bir gurur. Tekrardan sağ iyi olun, ki varsınız. Var sizlerin, buyurun. Selçuk abi, öncelikle hoş geldiniz. Şahide Baran ben. Sizler de hoş geldiniz.
Şahide memnun olduk. Çok memnun oldum. Gönüllü grubunda mıyız? Bugün itibariyle evet. Şimdiye evet. kadar aslında gönüllü faaliyetlere katılıyordum ama bugün inşallah farklı bir aktivasyon için geldim buraya. Evet, teşekkür ediyoruz. Malatya'dan yani. Katılıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anaokulu öğretmeniyim. Evet, hoş geldiniz. Buyurun. Anaokulu işletmecisiyim. Buraya geliş amacım buranın gerçekten ne durumda olduğunu, nasıl bir içerik sunduğunu çok merak ediyordum. İstanbul'da ilk defa mı Teknofest'e geldin? İlk defa katıldım ve çok heyecanla katıldım. Çok eşsiz içeriklere sahip, gerçekten benim düşüncemin üstünde bir alana. Gezebildin mi her yeri? Evet, her yerine gittim. Her anını, anılarımı biriktirdim. Geliş amaçlarımdan bir tanesi okul öncesine dair ben neler göreceğim mantığıyla geldim aslında. Okul öncesini entegre etmek istiyorum Selçuk abi ve elimden geldiğince tabii bağlantılar kurmaya çalışacağım. Bu anlamda içerik olarak genelde 6 yaş ve üstü içeriklerle karşılaştım, atölyelerle karşılaştım. Bu alanı da dahil edebilmenin... Daha çok... 6 yaş altı mı? Evet, 4-6'ya uygun içerik üretilmeli diye düşünüyorum. Teknofest alanında mı? Teknofest alanında. Ben biraz önce bahsetmiştim, kurum işletmecisiyim. Çocuklarıma ben gezdirmeyi, onlara yaşam alanı sunmayı çok seven bir öğretmenim. Ben esas öğretmenliğimi çok seviyorum. İçerik sunma noktasında onları gezdirmeyi, fabrikaları göstereyim. Ama Malatya'da sınırlı bir alanı sahibiz. Geçen hafta bir çocuk uçağa dokunsun ilkenizle ve mantığıyla ben çocukları havaalanına götürdüm. Eşsiz bir deneyim yaşadık. Pegasus evet. bize destek oldu. Evet. Uçak gezdirdim. Uçağın içine bindiler. Belki o yaş aralığında ben uçağı görmemiştim ama çocuklarım uçağa bindi ve içini gözlemledi, pilot gördü. Evet, Şahide Hanım'dı değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Sorunuzu alalım. Bu anlamda bir çalışmamız var mı? Okul öncesine dair. Yani arkadaşlarım. Ne düşünüyoruz? Arkadaşlarım, bu konuyla Elvan Hanım, okul öncesine yönelik Teknofest'in geliştirme komisyonu var, yenileme komisyonu. Onlar dikkate alacaktır muhakkak. Teşekkür ediyoruz. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim bu fırsatı evet. bize sunduğunuz için. Gururumuzsunuz, iyi ki varsınız. Evet. Şu arka taraf çok ısrarla şey yapıyor hanımefendi. Evet, hızlıca alalım, kapatacağız çünkü sürenin daraldığını söylüyorlar bana. Merhaba. Buyurun. Adım Sezgi, İstiklal Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Hoş geldin Sezgi. Adana'dan geliyorsun. Evet. Ziyaretçi misin? Evet. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Size bir sorum olacak. Buyurun. Ben 7. sınıfım dediğim gibi. Derslerime çok motive olamıyorum. Siz nasıl oluyordunuz ve çalışma düzeniniz nasıl oluyordu? Güzel soru, evet. Ben de zaman zaman motive olmakta zorluk çekiyordum. Ama uygulamalı projeler beni çok daha fazla motive ediyordu. Özellikle pozitif bilimler tarafında çok daha fazla motive ediyordu. Ders çalışmanın öyle bir tarafı var. İnsan özellikle ebeveynleri onun iyiliği için bunu tavsiye ettiğinde sanki birileri ona zorla bir şey yaptırıyormuş gibi hissediyor ama hayattaki bütün güzel şeyler böyle. Yani güzel bir şey inşa edecekseniz muhakkak bir zorluğu oluyor. Genelde de gösterge aslında o şeyin iyi ve güzel olmasıyla alakalı, o çektiğiniz zorluk oluyor. Dolayısıyla hayattaki en önemli erdemlerden bir tanesi de gayret gösterebilmek en zor şartlarda bile. Hepimiz bu imtihandan geçiyoruz. Ama inan dönüp dolaşıp en fazla faydası yine sana olacak. Tekrardan seni tanıdığıma memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ayağına sağlık, sağ ol. Bir şey isteyebilir miyim? Evet, son soruyu alacağım. Buyurun, dinliyorum. Bir şey istiyordu, söylesin. Hanımefendi söylesin. Söyle. Bir kere fotoğraf çekilebilir miyiz? Olur, tamam. Peki. Evet, son soru.
Evet, kadınlara çok fazla verdim, bir erkeğe vereceğim artık. Evet, pozitif ayrımcılık yaptım. Şuradaki beyefendiye, mavili. Evet. Son soru, sizi dinliyorum. Buyurun. Merhabalar, Enes ben. İstanbul'dan geliyorum. Enes hoş geldin. Hoş bulduk. Gönüllüsün. Abi. Gönüllüyüm abi. Teşekkür burada. Ediyoruz sana, sağ ol. Sağ olasın abi. Benim sorum şu olacak abi. Şu anda Milli Teknoloji Hamlesi altında birçok çalışma yapılıyor. Bunların amacı, sizler tabii daha çok bilirsiniz. Genelde bunların amacını şu yönelik oluyor. Hani işte farklı bölgelerde zulümler yapılıyor, farklı bölgelerde işgal altında. Bunları kurtarma peşinde hakkı savunmak için yapılıyor. Peki biz bu noktada neredeyiz, ne aşamadayız, nereye kadar gitmemiz gerekiyor ki? Şu anda yani belki o bahsettiğiniz takozlar mı engelliyor bizi yoksa teknolojimiz mi o kadar gelişmedi? Onu merak etmiştim. Şimdi soruyu birazcık daha baştan alırsan o kısmı biraz kaçırdım gibi. Abi, evet. O kısmı karıştırmış olabilirim. Evet. Şu an Milli Teknoloji Hamlesi altında geliştirdiğimiz faaliyetlerin yapılma amacı hakkı savunmak. Senin evet. bahsettiğin abi şekilde. Evet. Şu anda belki yapılıyor veyahut onu bilmiyoruz biz kendimiz. Bu noktada bu çalışmaların yapılması için biz nereye kadar gidebiliyoruz veyahut gidemiyorsak neden gidemiyoruz? Bürokratik sebeplerden dolayı değil mi yoksa teknolojik yetersizlikten dolayı mı? Teknolojik yetersizlikten... Şu anda maalesef insanlığın bu sürüklendiği karanlığı durdurabilecek güce erişmiş durumda değiliz. Maalesef. Böyle bir sıkıntı var ama elbette bunu muhakkak sizler de yepyeni bir dünya inşa ederek muhakkak bir gün gelip dur diyeceksiniz. Çünkü İnşallah. Bu düzenin, işte bebekleri öldüren bu düzenin, kundaktaki bebekleri öldüren, hatta yüksek teknolojiyi bunun için kullanan bu düzenin devam etmesi mümkün değil. Doğrudur. Tedarik zincirine yerleştirilen bombalarla insanlığın tekamül edebilmesi mümkün değil. İlerleyebilmesi, dünyanın dönebilmesi. Evet 200 bin yıldır insanoğlu var, 4 milyar yıldır da dünya var gibi gözüküyor. Deliller bunu gösteriyor ama dünyanın bu anlayışla barışı, huzuru, istikrarı koruyacak bütün müesseseleri, bütün yazılı kuralları içe sayarak bir gün daha dönebilmesi, bir yıl daha dönebilmesi çok zor. Ve bir anlamda teknovesti düzenleme amacımız da daha güzel, iyilik dolu, daha adil bir dünya inşa etmek. Onu da sizler inşa edeceksiniz. İnşallah. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. İnşallah o güzel dünyayı da hep birlikte inşa edeceğiz. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.